Evet, Amerikan seçimleri sonrasında dünya finansal piyasaları sık sık buna vurguda bulunuyoruz. Trump gelmeden önce Trump'ın ne kadar kötülendiğini hep birlikte artık biliyoruz. Trump geldikten sonra ilk gün reaksiyon sert oldu ama sonrasında ne oldu? Söz konusu para olunca herkesin görüşü Trump oldu. Dolayısıyla bu gelişmekte olan ülkeler hariç gelişmiş ülkelerde özellikle başta kapitalizmin ama vahşi kapitalizmin başkenti olan ya da merkezi olan Amerika'da çok ciddi olarak hisse senetlerine olumlu yansıdı. Doların dünyada güçlenmesine neden oldu ki açıklamalara baktığımızda aslında Trump bugüne kadar seçim öncesinde yapılan o kötü algıya karşılık aslında Trump'ın Amerika'yı büyütebileceği ve dolayısıyla gayet olumlu mesajlar verebileceğine yönelik bir takım haberler oldu. Bu da ister istemez dünyada gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere olumlu hava estirdi. Bizim beklentimiz, tabii benim şahsi beklentim Trump'ın gelmesi yönündeydi. Çünkü demokratların bugüne kadar dünyaya, bölgemize ve Türkiye'ye hiç iyi niyetli olmadığını bir şekilde herkes biliyor artık. Finansal piyasalar bu hafta nasıl olur? İsterseniz hemen başlayalım. Ve bunu ilk olarak tabii ki biz yine grafikler üzerinden elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz negatif hareketler, negatif bant kovalamaca en azından hisse senetleri tarafında devam ediyor. Cuma günü kapanış 92.000, aralık vade 92.725. Hemen biz tablomuza döneceğiz ve buradan 92.725 kapanışını gerek günlüklerde gerek haftalıklarda hemen sizlerle yorumlayacağız. 92.725 Cuma günü kapanış. Geçen hafta nerede kapatmıştık? Tam bizim haftalık ve günlük hedef bölgemiz olan seviyede kapatmıştık. Hafta içinde 90.400'e kadar gelmiştik ki bu bizim için zaten daha önceden 97-98 bölgesinden itibaren hedef verdiğimiz bölgeydi. Şimdi 92 hedef bir daha 675 olarak uzlaşmayı gördük. Hemen 92-675 şöyle tablomuzda. Aylıklarda neredeyiz? Aylıklarda şu an için satıcılı bölge olarak, teknik olarak satıcılı bölge olarak ifade ettiğimiz bölgedeyiz. 93.725'in altındaki her hareketlikte daha önce de bahsetmiş olduğumuz 90.488.600 bölgesine bir yönelişin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii haftalıklar bu hafta için özellikle 93.575'in önemli bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Neden? Çünkü geçen haftaki önemli desteğin kırılmış olması bunun altındaki her hareketin endeksi ilk etapta 91.775 sonrasında 91.800'lere kadar getirebileceğinden bahsedebiliriz. Tabii 98.75 altında kapanışlarda bu noktada biraz önce de bahsetmiş olduğumuz ve daha birkaç hafta önce bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru gerileme isteği devam edebilir. Tabii biz sık sık sizlerle paylaşırken aynı zamanda bizim beklentimiz gerçekleşmedi. Sonuçta gerçekleşmezse ne olur? Bunu sık sık paylaşıyoruz. Şimdi bugüne dair baktığımızda endeks 93.075 bir direnç, 92.875 ikinci direnç, bir direnç bölgesi. Yine bugün 92.475'in altındaki her harekette endeksin 92.275'i kırması potansiyeli oluşacak ve zaten tabloya bakma, tablomuzun ötesinde görüldüğü üzere 93.075 görülmüş. Teknik olarak baktığımızda negatif bant kovalamacıdan bahsediyorduk ki bunun devam ettiğini görüyoruz. 93.075 yani bugün görüldü bu seviye ve altına tekrar gerilediğini görüyoruz ve 92.275 bu seviyenin altında ilk etapta 91.675-91.275 denemesi çok normal olacaktır. Haftalıklarda da bahsetmiş olduğumuz 91.775 altındaki hareketin bu bölgeye ulaşması beklenebilir. Aksi senaryolar, yani bizim beklediğimizin dışında bir hareket oluşması için 93.75'in geçilmesi lazım yukarıda ve
93.675'e kadar beklenebilir. Haftalıklarda ise 94.475 üzerinde günlük kapanış oluşması lazım ki 96'lara doğru gitsin. Bu ihtimaller şu an için gördüğümüz kadarıyla zayıf. Endeksin tabii ki bizim özel göstergemize baktığımızda ne görüyoruz değerli arkadaşlar? 4.60. Hemen tablomuza dönelim. Ve burada tablomuzu sizlerle değerlendirelim. 4600. Şu an için geldiği seviye 4200. 3300 üzerinde kaldığı müddetçe 7000'lere. Yani şu anki 4300'ü düşündüğümüzde 7100 düşündüğümüzde buradan itibaren bile görüldüğü üzere 4600, 7000 desek 3000, 2800 puan. Yani 91.000 950 altında hesapladığımızda 90.000'in altını görebilecek hareketten bahsediyoruz zaten. Dolayısıyla tablomuzda HDTR'ye göre 4250'nin altında olduğu müddetçe 7150 görme ihtimali devam edecek. Güvenli alım bölgeleri için daha aşağıları bekliyor olacağız. Şimdi tablomuzu bugün itibaren biraz daha düzenleyeceğiz. Daha net bir yorum yapmanız noktasında sizler de izleyebilirsiniz. 100 endeks tarafına geldiğimizde, evet, baktığımızda arkadaşlar 100 endekste cuma günkü kapanış 75.175. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru 75.175. 75.175 diyoruz ve teknik olarak geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz 79.500'lerin bu ay için 76.700'ün altındaki her harekette 71.500'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden ve yılı negatif kapatma ihtimalinden bahsetmiştik ki süreç teknik olarak görüldüğü üzere devam ediyor. Aylık kapanışta 76.500 altında, yani 76.700 yıllıkta, 76.500 aylıkta 73.600 71.800'lere kadar bir potansiyelden bahsetmiştik. Şu an için onun isteğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen günlüklere baktığımızda 75.500, 75.300'ün önemli direnç olduğunu, bu seviyenin, bu bölgenin geçilmesinin zor olduğunu, aşağıda 74.500'ün kırılması, 74.795'in kırılması, 74.300, 74'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedebiliriz. Genel trend açısından baktığımızda zaten 100 endekste de tablonun olumsuz seyrettiğini söyleyebiliriz. Daha önce neden bahsetmiştik? Teknik olarak biz eğitimlerimize sık sık çalışmalarımızı yaparken eğitimlerimizden fazlaca örnekler veriyoruz ki tamamen burada herhangi bir analiz dışı yorum yapmıyoruz. Sonuç itibariyle ne demiştik? Bir hattımız var. Bu eski destek bölgesi. Teknik analizde önemli bir destek kırılırsa artık o trenç olur, rol değişir. Dolayısıyla bu hareket son bir satış fırsatı olabilir mesajları vermeye çalıştık. Görüldüğü üzere negatif band kovalamaca hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün görülen 74.700, yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz o kritik noktaya altına geldi. Burada bir saat kalması demek. Günlüklere baktığımızda aşağıdan en azından 74.75'e doğru bir potansiyel hareketten bahsedebiliriz. Şimdi haftalıklarda 76.125 altında kaldığı müddetçe 74'ün hemen altında 73.825 potansiyel hedef olacaktır olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında oluşacak kapanışlar endeksin biraz daha haftalıklarda ve aylıklarda geri çekilmesini hızlandırabilir. Genel trend açısından baktığımızda tablo bu. Yıllıklarda 76.100 seviyesi, 76.077.000 üzerinde haftalık aylık kapanışlar oluşması halinde bu seviyeleri konuşuyor olacağız. Aylıklarda 80.500 seviyesi üzerinde kapanışlar oluşması halinde yukarılar konuşulacaktır. Haftalıklarda 76.525 üzerinde ancak kapanışlar oluşursa yukarılar konuşulur ki bunlar bizim senaryomuz çerçevesinde değil. Yani beklentilerimiz ne yönde olduğu, aşağı yönlü olmaya devam ediyor. 75.555 üzerinde bugün herhangi bir hareket o ihtimali oldukça zayıf. Dolayısıyla biz bahsetmiş olduğumuz bölgeye doğru geri çekildik. Hisseler tarafını biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Herkese iyi günler.